Evet selamlar herkese. Bir haftanın sonu yine bugün cuma, cuma günleri yatırım fonuyla ilgili videolar yapıyorum. En azından yapmak için e, uğraşıyorum. E, bir hafta oluyor, bir hafta olmuyor işlerden ötürü. Ama yine de ısrarla e, bunu da tabii ki sürdürüyorum. Çünkü izleyenimiz de var. E, sorular da var. Mesela bana en çok işte... Ee, bu, bu bu süreçte hani hisse senedi almak istemiyoruz, hani o çok riskli bir yatırım aracı. Acaba ne tarz bir yatırım önerirsiniz? Değişken fonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte şeklinde bir soru vardı. Bugün de değişken fonlarla ilgili bir yayın yapmak istiyoruz. Kısa bir şey olacak, yayın olacak. Size bir bilgilendirme yapacağım. Ancak ondan e, öncesinde. E, bana çok gelen sorulardan birisi şu, işte benim bir portföyüm var, o portföyü yönetir misiniz şeklinde. Ben kişisel portföy yönetimi ile şey yapmıyorum, e, ilgilenmiyorum. Zaten kişisel portföy yönetimi yasal da bir faaliyet değildir. SPK mevzuatına göre portföy yönetim şirketi ile aranızda bir sözleşme yapacaksınız. On, onlar yönetecekler ya da doğrudan gidip yatırım fonu satın alacaksınız. Budur bu şekilde olur. Yani kişisel olarak hani bireysel olarak benim bir portföy yönetim şirketi çatısının altında olmaksızın serbest olarak bir portföy yönetimi yapmam zaten yasal bir 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 olay değil, yasal bir eylem de değil. Bu bir suçtur. O yüzden bizim böyle yaptığımız bir faaliyetimiz yoktur çevrenizde ya gel sen bana ver biz onu e, işte senin e, sahip olduğun parayı bizler de yönetiriz falan gibi söyleyenler falan oluyorsa bilin ki onlar suç işliyorlar. Bunu da ifade edeyim. İkinci soru olan bir soru şu. Yüz yüze eğitim veriyor musunuz diye. Yüz yüze eğitimlerim yok. Yüz yüze eğitimler e, Vermiyorum ben bütün eğitimlerimi online olarak e, Borfin üzerinden veriyorum. Bunu da ifade edeyim şu anda da aşağıda da zaten çıkıyor. www.borfin.com sitesine girdiğiniz zaman orası bir online eğitim ortamı zaten. Benim de haricimde de pek çok e, hocamız var kıymetli hocalarımız var. He hepsinin yapmış olduğu online eğitimler var. Benim de eğitimlerim oradadır. Oradan e, isteyenler alabilirler. Alanlar çok güzel yorumlar yapıyorlar. Hepsine de buradan şu şükran şükranlarımı da iletiyorum. Yeni de eklemeler de yapacağım. Ben o taraftan yapıyorum. Yani yüz yüz yüze eee teke tek veya bir sınıf eğitimim benim yok. Evet şimdi Değişken fonun anlamı şu demektir. Ee, S.P.K. mevzuatında tabi her bir fonun bir sınıfı vardır. İşte yani yüzde şu kadar olursa, hani yüzde en az yüzde sekseni hisse senedi olursa o fonun adı hisse senedi yoğun fon olarak geçer. En az işte şu kadar olursa o fon işte normal bir fon olur. Ee, para piyasası fonları olur. Özel sektör şirket e, tahvillerine yatırım yapıyorsa o fonun adı da o fon olur. Bu şekilde sınıflamalar vardır. Bu sınıflamaların hiçbirisine uymuyorsa eğer işte biz o fonlara değişken fonlar adını ifade ediyoruz, veriyoruz. Şimdi değişken fonların e, tabii bu açıdan baktığınız zaman aslında değişken fonlar e, çok böyle e, değişiyor. Yani değişken bir yapıları var. Bazısı mesela incelediğiniz zaman ya bu baya bildiğimiz hisse fonu da diyeceğiniz fonlar var. Bazısı sırf böyle başka bir alana tamamen yönelmişler. Öyle yapıyorlar ama kendi portföy sınırlamaları mevzuat içerisinde herhangi bir sınıfa girmediği için de değişken fon ismini de alıyor. Şu anda hani önümüzde bir seçim var. Ekonomide bir yavaşlık var daha da yavaşlayacağına da yönelik bazı sinyaller var. Pek çok yorumlar yapılıyor. Pek çok riskler yapılıyor. Endeks işte bir yukarı bir aşağı. 4-500 ile 5500 arasında gidiyor, geliyor. Yani şu anda çok fazla korkan da var, ürken de var. Ee, ve bu ortamda yani ben paramı ne yapayım diye de düşünen de var. İşte bunların içerisinde ya ben altın alacağım diyenler gidiyorlar altın fonu alıyorlar. Ya ben yurt dışına yatıracağım diyenler gidiyorlar yabancı fon alıyorlar. Yabancı ise senedi fonu alıyorlar. Ya da ya ben bunların hiç birisini yapmayacağım. Ben işte bir tane odaklanmış bir yere yatırım yapacağım. İşte yeşil enerjiye yatırım yapacağım diyor adam. Gidiyor mesela yeşil enerji fonu buluyor ona yapıyorlar. Bunun haricinde işte ben diyor yapay zekayla il, şey, ilgileniyorum. Ben yapay zekaya yatırım yapacağım Diyor mesela bir başkası gidiyor ona yatırım yapıyor. E, bu tabii bunlar tabii ki ayrı şeyler. Bir de böyle hani ya ben risk de almak istemiyorum ama hani bir getiri imkanı da varsa da bundan da faydalanmak istiyorum. Azami miktarda ne kadar kar elde edebileceğim bir alan arıyorum. Hani borsada olsam çok zarar etmekten de ürküyorum. Bu süreci biraz daha böyle getiri anlamında düşük ama risk olarak da düşük bir yerde geçirmek istiyorum dediğiniz zaman önünüzde tabi birkaç seçenek var onlardan birisi madem bu kadar çok kor ürküyorsun git faize yatır yani değil mi gidersin ona hiç risk yok alacağın yatırdığın para belli alacağın miktar bellidir bir de tabii değişken fonlar vardır bir de fon sepeti fonları da var aslında İkisi de beraber işinize de yarayabilir. Fon sepeti fonları da e, sahip olduğu fonu yani siz, sizlerden topladıkları fonları e, yatırım fonlarına dağıtım yaparak yapan fonlara fon sepeti fonları yani bir fon sepeti fonu gidip doğrudan bir hisse senedi almaz. ...doğrudan bir şeye yatırım yapmaz. Fon sepeti fonları fon alırlar. Yatırım fonu alırlar aslında. Onlar da fon alırlar. Nedir bunun esprisi? Fon sepeti fonunda şudur. Siz sahip olduğunuz miktarla gidip tek bir fon alabilirsiniz değil mi? Bir fona girip yatırım yapabilirsiniz. Ya da benim çok param var ben onunla bu fonu da alırım... ...bunu da alırım, bu fonu da alırım diyebilirsiniz sepeti fonu diyor ki size sen hiç uğraşma biz zaten onu senin yerine yapıyoruz. Biz öyle bir fonlar alıyoruz ki işte içinde hem hisse senedi var hem yabancı hisse senedi var hem emtia var hem altın var hem işte yapay zeka var gibi gibi pek çok alana da yatırım yapan fonları alıyoruz zaten diyorlar. Öyle de bir avantajı da var bunların elbette ki. Bunu da ifade etmek istedim. Şimdi açalım e, fon bulumuzu e, ve burada şu anda sadece değişken fonlar var. Bu fonların bir karşılaştırmalı fon getirilerine bir bakmakta yarar var. Şu anda e, hani 98 tane değişken fon var burada. E, gördüğünüz gibi burada bir sıralama aylık getiri için bir sıralama var. En sağda iz, iz, izlediğiniz gibi risk seviyeleri var. Mesela e, ünlü portföy son bir ayda yüzde 37 gibi bir getirisi var, e, bir tek bir günde bir ani bir artışı var. Onu tam bakmak lazım. Ama 4-5 arasında bir risk var. Arkasından işte tep geliyor. Metaverse ve dijital teknoloji değişken fonu mesela. Bakın yani bu da bir fon işte. Değişken bir fon. Bu, bu yani tamamen bu alana yatırım yapmış. Riski 6, en yüksek 7'dir riskte. Yani 7 en en risklidir. Bu yani giderek iner. İş portföyün mesela atak değişkeni var. O da %7 getirmiş son bir ayda. Aslında baktığınız zaman hani endekse göre bayağı iyi getiriler. Bu, bu bu dönem için tabii. Bu dönem için. O da 4-5 aralığında bir riske sahip bir şeymiş. İşte yine bakın HSBC'nin teknoloji değişkeni var. O da 6 seviyesinde bir riske sahip. %7'ye yakın bir getiri var. Metaverse'ler var yine. %6'ya var. İş portföyün dengeli değişken fonu var. %5.83. Metaverse'ler var. Dengeli fon sepeti fonu var mesela bakın yani o girmiş buraya bunlar var. Mesela iş portföy şuradan bir riskli bir en azdan en yükseğe doğru şey yapalım. Ve hani diyelim ki biz bu bu süreçte ben risk almak istemiyorum. E, tamam hani çok fazla kazanç da aramıyorum ama en azından za zarar etmeyeyim ama bir şekilde de bir kar da edeyim diyoruz. Örneğin riskim 3 olsun diyoruz mesela. Akport portföyün değişken fonu var burada. %2 yapmış son bir ayda. Çok önemli bir miktar değil ama en azından zararda değil. İsterseniz bir inceleyelim. ya yani örnek olarak ben inceliyorum. Burada ben biliyorsunuz bu, bu tarz yayınımda benim amacım size yatırım fonlarını anlatmak, bilgi vermek ve en azından o, o dünyayı biraz size sunmak istiyorum. Ben burada bir fon önerisi yapmıyorum. Mecburen açıyoruz örnek olsun diye. Size bunları örnek olarak göstermek istiyorum. Aylık %1.9960 var. Mesela bakın bu dönemde altın %8,70 yükselmiş. Euro %4 yükselmiş. Euro'da bir güçlenme oldu. Endeks ama BIST 100 endeksi de %8.8 gibi bir bir aşağı doğru bir hareket yapmış. Yani endekste olanlara göre bu fonda olanlar en azından %2'ye yakın bir kar elde etmişler. O açıdan mesela hani bu son bir ayda çok fazla dal şey vardı, dalgalanmalar vardı. Oynaklıklar çok yüksekti. Bu oynaklıklardan da buraya yatırım yapanlar da çok az etkilenmişler. 166 milyonluk bir fonmuş. 26.375 kişi var. Şu anda yönetim ücreti %20 %2 çok özür dilerim. Fonun yatırım stratejisi uyarınca bakın şurada yazıyor. Fonun yatırım stratejisi uyarınca makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir diye burada bir şey var. Onun risk seviyesi 3'müş. Tefastaymış 13.30'a kadar işlemler yapılıyormuş o güne aittir. Ee, yani o günkü fiyattan yani almak istiyorsanız hemen dün akşam açıklanan fiyattan bugün 13.30'a kadar almanız lazımdı. Sonrasında verirseniz emrinizi bugün akşamki fiyattan yarın almış olacaksınız gibi gibi. Zaten fonlarda bu hep böyle işler. Mesela bir portföyüne bir bakalım. Şu anda mesela %33,50'si özel sektördeymiş. %22'si finansman bonosundaymış. %13'ü yatırım fonlarındaymış. Mesela bu da %13'lük bir kısmını yatırım fonuna mesela almış. %10'a yakını mevduatta, %8'i varlığa dayalı menkul kıymetlerde. Gördüğümle faize hassasiyeti olan, yani faizlere daha fazla yatırım yapmış bir fon olduğunu buradan anlıyorsunuz. Mesela yani yıllık olarak baktığımızda, mesela bunun yıllık getirisine baktığınızda, 2022 yılında tabii faizlerde de çok düşüklükler olduğu için %18 2021'de yüzde 16.6, 2020'de yüzde 9, 2019'da yüzde 20'ye yakın, 2018 yüzde 15 böyle böyle gidiyor. Yani aranızda şu şöyle kişiler olabilir. Arkadaş ben hiç öyle risk falan almak istemiyorum. Ben her sene kar etmek istiyorum. Her yıl kar elde etmek istiyorum şeklinde bir yaklaşımınız varsa bu fon mesela böyle ...imkanlar verebilir. Şurada mesela riski 3-4 olan bir fon var. İş Portföy Dengeli Değişken Fon diyor mesela. Onu bir açalım. O mesela son bir ayda %5.83 getirmiş. İş Portföy'ün Dengeli Değişken Fonunu bir açalım. Künyesine bir okuyalım isterseniz. Bir bir bakalım. 547 milyon liralık bir fon şu anda... 8451 kişi var. %2 yıllık yönetim üç şey alıyor. Çok uzunca yapıyor bir yazı var burada. Bunu tabii bakın bu buralar önemli. Yani şurada amaç ve strateji denen yer onun amacını ve uygulayacağı stratejiyi bize anlatan çok önemli bir yerdir. Ve bu, burada da çok detaylı bir şekilde de anlatılmış. Bunlar zaten fonun iç yönetmeliğinden ve izahnamesinden alınmış bilgiler. Fon orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde Risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fona dahil edilecek yurt içi ortaklık paylarının fon portföy değerine oranı %40'ı geçemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %25'i ve fazlası. Olamaz. Mesela şu şurada bir cümle var. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarından korumak amacıyla fon yurt içi ve yurt dışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz kur, kıymetli maden ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon açabilir diyor ve daha da yazıyor. Yani aslında sizi riskten e, Korumak için de gerekli adımı da atıyorlar. Riski alıyor. Mesela fon risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Yani biz diyor ne çok risk alırız ne de az risk alırız. Belirli bir risk öl ölçüsünde o portföyü ona göre yönetiriz diyor. Burada anlatılan şeyleri sizler yani yapamazsınız. Hani tek başınıza bunları yapamazsınız. Ama işte bu tarz bir fona yaptığınız yatırımla sizin adınıza yaparlar. Mesela bu açıdan çok önemli. Fonun risk şeysi dörtmüş. E, tefasa, üye, yani tefasa üye bir fon zaten. O yüzden açtık. Yıllık getirilerine bir bakalım. E, yıllıklandırılmış bazda bakınca. Bakınız mesela... 2022'de yani bugün bu yılda mesela yıl yıl başından şu ana kadar yüzde 7.73 yapmış borsa endeksi yüzde 10.82 düşerken ama bu fon yüzde 7.73 yapmış yani yüzde 17-18 gibi bir fark avantaj elde etmiş şu ana kadar 2022'de tabii endeks yüzde 196 yükseldi bu fon yüzde 44 dakika. %44'lük bir getiri yapmış. 2021'de %41 getirmiş ki 2021'de endeks mesela %25. Tabii dolar falan %80 yükseldi 2021'in sonuydu biliyorsunuz. O da biraz ters bir durum. Ee, yani fon yönetmek de zor aslında bizim ülkemizde. Yani buradan o da çıkıyor. Ee, 2020'de 18, 2019'da 22. Yine mesela endeksle beraber mesela 2018 çok iyi yani endeks yüzde 20 aşağıdayken fon yüzde onluk bir yükseliş yapmış 2017 yani yüzde 23 böyle böyle bu gidiyor yani son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yılda sadece bir sene zarar ettirmiş o da aslında hani endeksin yüzde 16 düştüğü bir yıl Altının %10 düştüğü bir yıl olmuş. Doların %24 yükseldiği bir sene olmuş. Fonda %1.32 düşmüş. Yani aslında çok da zarar ettirmemiş. E tabi bunları ucuca ek, ekleyip e, bileşik getiriyi hesap ettiğinizde... E, ...hani %300'lere varanda bir rakama da ulaşıyorsunuz aslında. E, grafiksel anlamda bir baktığınız zaman... ...mesela %24.70 hissede... E, Kamu borçlanma aracı var ama yabancı 22'si, 9.52'si yatırım fonunda, kıymetli maden de var 9, mevduat da var, Viyop e, da var, e, Repo da var, girişim sermayesi yatırım fonları 3.23 var, gayrimenkul yatırım fon fonları var 2.68. Hani tam böyle adı üstünde tam böyle bir dengeli bir yapı var. Mesela bu süreçte kararsız kaldığınızda işte size bu tarz fonlar yardımcı olabilecek bir yapıya sahipler. Mesela altın Nisan'da portföy dağılım raporunu ilan etmişler. Onu buradan indirdiğinizde açtığınızda bunlar önemli her ayın 7'si gibi 8'i gibi 6'sı gibi ilan ediyorlar. Kaptan da bunları bulmanız mümkündür. E, Fonbul'dan da bunları bulmanız mümkün. E, ve buradan mesela içeriğini merak edenler için söylüyorum. Mesela hisse senetleri, hisse senedi oranı e, toplamda e, %22 idi. Ve bu %22'nin içinde Anadolu Efes var, Anadolu Sigorta var, BİM var, Koç Holding var. Mavi Giyim, Türk, Türk Hava Yolları ve Tofaş'a yatırım yapmış mesela. Yani bu burası mesela e, bir hisse senedi seçimini bu şekilde. Tüpraş da var bir de. Çok pardon. Toplam %23-24'lük bir şey var. E borçlanma senetleri çok az var. Hazine'nin kağıdı var ve bir de Yapı Kredi Bankası'nın da var. Eurobond %23 var burada yani o ağırlıklı şeysi ortalaması yani neredeyse ise seneliyle bir. Bunun içerisinde bakın hep yani ABD hazinesine ait e, tahviller var. Buralara yatırım yapmışlar. E, dövize de yatırım yapmış oluyorsunuz aynı zamanda. E, özel sektör çok az hani %0,77 o yüzden onu geçtik ama dikkat ederseniz hep böyle e, şey... Ee, özel sektör tahvilleri var. Repo yüzde 286 az. Bu neymiş? Mevduatları var. %9,31. Halk Bankası'nda, Ziraat Bankası'nda, Vakıf Bankası'nda ve Garanti'de varmış. Ve burada yatırım fonu Türk. Türk yatırım fon, fonları. %16. Kim var? Mesela İş Portföy Yönetimi'nin İAG fonu var. Ee, tabii ki bu bir iş bankası, iş portföyün fonu olduğu için kendi portföy yönetimine ait fon fonları tercih etmiş. IAG fonu, ISZ fonu, TMG fonu ve TTA fon, fonları var. Ee, ve bu şekilde aşağı iniyor. Yani hepsini buradan çok ayrıntılı bir şekilde görmeniz mümkün açıkçası. Ee, ve aşağıda da her türlü bilgiyi de bize de vermişler, ulaştırmışlar. Sağ olsunlar. Ee, bunun gibi e, çok fon var yani e, bunların haricinde e, ICBC'nin e, portföyü birinci değişken fonu var ona da mesela bu da mesela %3,48'lik bir yükseliş yapmış. Buna da bir e, bir şöyle bir yani hızlıca bir bakış atalım 23 dakika çünkü oldu. Ee, buradan, e, buradan gördüğünüz gibi hani son yıl mesela yıl başından e, bugüne yüzde 10.52 yükseliş var. Endeks zaten yüzde 10 düşmüş. Yur altın mesela yüzde 10 yükseldi. Yani iyi bir rakam aslında şu anki şartlar için. Grafik bu bakın hep sürekli böyle ağır da olsa arada bir düşüş de olsa ama genel olarak e, yükselen bir fon. Yani tam anlamıyla hani 3 4 aralığında bir fon. Küçük bir fon. Hani 29 milyon liralık bir fon. 307 kişi varmış. Yönetim ücreti %1.95 alınıyormuş. Ee, burada e şeyi bize ifade ediyor. Yani SPK'nın Seri 3521 sayılı yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinin 6. maddesi çerçevesinde değişken fon niteliğidir diyor ve biz diyor işte bunları yapacağız diyor. E, bu şekilde bir şey var. Grafik hemen bir bakayım hızlıca. Mesela %74'ü finansman bonosu olmuş. Daha faiz, daha, daha faiza hassasiyeti olan bir fon anladığımızda. %11 yatırım fonu var. E, %7.89 yine bankalar arası para piyasası var. Hisse %4.34 var, daha düşük bir hisse var ve bu şekilde yönetilen bir fon olmuşlar. Böyle bir e, bilgi vermek istedim. Değişken fonlarda bir sürü fon var. Gördüğünüz gibi e, Meta'ya da yani yatırım yapanlar var. Onların da mesela portföy dağılım raporları var. Onların da içine bir baktığınız zaman hep böyle Amerika'daki bu Nasdaq'taki pek çok şirket de var. Yani bunların hepsini siz tek başınıza yatırım yapamazsınız ama böyle fonlarla yapabilirsiniz. Ama tabii risk seviyesi daha düşük olduğu için bunların yanına riski daha e, dengeleyecek. İşte bunun ağırlığı daha az oluyor. Biraz daha faiz hassasiyeti olan fonlar oluyor. Bunlarla beraber e, bir yönetim var. Şimdi risk seviyesi arttıkça evet getiriniz de artabilir. İşte var %20, %17 falan yükselenler getiriniz de artabilir ama riskiniz de artabilir. Yani riskinizin risk ne demektir? Matematik anlamı oynaklık demektir. Yani işler kötüye giderse düşüşünüz de kazanç zararınız da çok yüksek olabilir yani. Ama risk seviyesi düştükçe getiriniz de düşer fakat olası bir kayıp da o kadar da sınırlı olur. Yani onlar da yönetilir. Bu açıdan böyle hem değişken fonu bana soranlar vardı hem de hani bu süreçte nasıl bir fon diye soranlar vardı. İşte bu da bir seçenek. Her her türlü dengeli bir şekilde yönetilen ve nitekim de bir yani yılbaşından da bugüne de yatırım yapanlar. Hani borsada biz 3 aydır 2 aydır şey yapıyoruz böyle çok fazla bir yani bir şey yok yani zarar bile var hatta görüyorsunuz ama bu bu tarz fonlarda olanlarda bir kar var yani bir getiri var. Yani onlar bizim burada zorlukla yaşadığımız süreci daha iyi bir şekilde yaşıyorlar açıkçası onu da ifade edeyim. Ee, gelecek hafta belki de fon sepeti fonuna biraz bir bakarız. Enteresan örnekler var onları da yaparız. İyi günler herkese hoşçakalın.